Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizlere termeye yapmaya çalıştığımız bu iki güzel hizmeti tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Biz seçim zamanı projemin birincisi, bahsedeceğim projenin bir tanesi. Seçim zamanı özellikle şehrimizi dolaşırken, tabii termede yaşayan, büyüyen biri olarak termenin ihtiyaçlarını, sorunlarını çok yakından bilen birisiyim. Termenin özellikle sosyal ve kültürel yaşam alanı ile ilgili eksikliği var. Hatta bu eksiklik hem gençler, hem kadınlar özellikle, hem de orta kesimin üzerindeki yaşlı diyebileceğimiz insanlar için de geçerli. Termenin aslında baktığınız zaman tabii Ünye'ye, insanlar Ünye gibi neden hani denizden, denizin kenarında değil diyor. Tabii bizim şehrimiz denizin yaklaşık 5 kilometre dışına, daha ovaya kurulmuş. Denizden baktığınız zaman Karadeniz'de denize sahili olan, en uzun mesafesi olan, yaklaşık 40 kilometre sahili olan bir yerdeyiz ama denizden tabii faydalanma oranımız minimize. Geçen dönem özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Miliş'te Miliş tesisleri diye bir tesisler yaptı. Burası yaklaşık 2 ayda 800-820 bin insanı misafir ediyor. Özellikle şehir dışından gelen, termiye müthiş derece pozitif katkısı olan bir yer. Denizden faydalanma ile ilgili özellikle Amazon Tabiat Parkı, Çoban Yatağı dediğimiz bölgeyi denizden insanlarımızın faydalanmasına sunduk. Ama terme merkezde insanlar daha yakın, özellikle hem yazın hem kışın sosyal ve kültürel yaşam alanı olarak planladığımız yaşam alanı, terme park dediğimiz, bizim özellikle 5 yılda 55 proje dediğimiz kapsamda terme park diye nitelendirdiğimiz bir yaşam alanı projemiz vardı. Bunu şimdi hayata geçirmek için çalışmaya başladık. Bu alanda özellikle burası da hemen Samsun Ordu Karayolu'nun hemen sınırında. O bölgede bir tane böyle geçici kör ırmak dediğimiz bir ırmak vardı. Karayollarından müsaademizi aldık. Bir tane menfez köprüyle o ırmağa da geçiyoruz. Dolayısıyla şimdi Samsun ve Ordu'dan, Samsun'dan Ordu'ya gitmekte olan, bu bölgeden geçen tüm hemşerilerimiz, tüm misafirlerimizin o köprüden çok rahat bir şekilde geçebileceği, o bölgede şimdi özellikle yaklaşık 15 milyon maliyetle yapılmış bir havuzumuz var. Gençlik merkezimiz, yüksek okulumuz o bölgede. Biz de şimdi o bölgeye, içinde bisiklet yollarının olduğu, özellikle tenis kortlarının, voleybol, basketbol sahalarının, bizim yine bir havuz planladığımız, tamamen ve en önemlisi de özellikle termenin damak tadı. En önemli değerlerinden bir tanesi terme pidesi dediğimiz pidenin hemen asfalt üzerinde, karayolları üzerinde bu bölgeden geçen insanlarımızın terme pidesini rahat yiyebileceği ve arabaların da araçlarını çok rahat bir şekilde park edebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Hem yoldan transit geçen yolcularımızın, hem de şehir merkezindeki insanlarımızın özellikle havuzdan faydalanabildiği, özellikle termo pidesini tadabileceği restoran ve kafenin olduğu, bisiklet yollarının olduğu, spor yapabildikleri ve halı sahanın olduğu, tamamen bir insanın yaşam alanı olarak ne amaçlamışsa, ne düşünmüşse, yani bugün gittiğinde bir gününü orada çok rahat bir şekilde geçirebileceği, ailesiyle, çocuğuyla beraber bir alanı kazandırma ile ilgili bismillah dedik. O menfez ihalemizi bitirdik. Köprümüz bitmek üzere. İnşallah yap işlet devret modeliyle çıkmayı planladığımız pide restoranımızın avan projesi, sadık projeleri de hazır. Onları da tahmin ediyorum 15-20 gün içerisinde ihaleye çıkmış olacağız. Sonrasında tamamen dolgu alanlarını yaptık, o kör ırmağın temizliğini yaptık, ırmak etrafındaki yürüyüş yollarını ve diğer çalışmalarını bitireceğiz. Tabii bu bizim, bu bölgenin bir de büyük fotoğrafı var. Bu büyük fotoğrafta da pide restoranı ve yaşam alanı yapmaya planladığımız alanın hemen çeperinde, biraz önce söylediğim gibi, iki tane okulumuz var. Yüksek okulumuz, özellikle dışarıdan gelen, bize misafir olan öğrenci kardeşlerimizin şehir merkezine 2 kilometre dışarıda kalan bir yüksek okulumuz vardı. Oradaki genç kardeşlerimizin de çok rahat bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir alan olacak. Yine bizim imalatçılar sanayi sitemizin yakın olduğu bir bölge, ek sanayi sitemizin yakın olduğu bölge, biraz önce anlatacağımız Sera OSB yapmayı planladığımızda yakın olan bir bölge. Dolayısıyla burası bittiğinde ne karşılayacak? Projemin içinde anlattığım gibi, hem bu şehirden geçen insanların, karayolundan şehrimizi geçen insanların termede mutlaka onları orada durdurup termenin şu pidesinin tadına bakın diyebileceğimiz ve termenin de belki
o tarihi ve doğal güzelliklerini de görebilecekleri, yine merkezdeki insanlarımızın, gurbetçilerimizin belki zaman zaman yazın geldiklerinin zaman bizim hemşerilerimizin de aileleriyle beraber çok rahat vakit geçirebilecekleri güzel bir mekan planlıyoruz. Dolayısıyla bir sosyal ve kültürel yaşam boşluğunu orada doldurmayı planlıyoruz. Bir önemli projemiz bu aslında, termede asrın projesi olarak nitelendiriyorum ben. Seçim zamanı bizim insanlarımıza, hemşerilerimize verdiğimiz bir söz vardı. Meydanlarda şunu çok net bir şekilde demiştik ki, rutin belediyeciliğin dışında biz eğer bu şehrin potansiyelini ortaya çıkaracak, insanlarımızın özellikle gurbete gitmesini önleyecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle istihdamı, üretimi ve yatırımı ve ihracatı dolayısıyla geliştirecek projelerin peşinde olacağız. Katma değeri yüksek. Şunu belirtmek isterim öncelikle. Sayın Valimiz Zülkifdağlı Bey de özellikle işte Düzce'den geldiğinde OSB'leri çok iyi bilen, bu alandaki müthiş derecede bilgi birikimini bizimle paylaşıyor. Biz de ondan istifade ediyoruz. Tarıma dayalı süs bitkileri OSB, bu bizim ticaret odası ile beraber birlikte beraber yürüttüğümüz bir proje. Müteşebbis heyetinde de Terme Belediyesi, ticaret odamız Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu. Niye asrın projesi dedim? Termede ilk defa bir sera, OSB düşüncesi, artık hani etrafımızdaki ilçelerimiz yol almışlar, OSB kurmuşlar. Biz de ilk defa bir OSB düşüncesini, artık fizibilite raporunu bitirdik, bakanlığa sunma aşamasına getirdik. Belki yolumuz uzun belki ama bismillah dedik. Eğer tüzel kişilik kurulduktan sonra gerisi zaten gelecektir. Dediğimiz gibi Sayın Valimiz bize müthiş katkı sunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ticaret Odası Başkanımız Ahmet Bey ile beraber yürütüyoruz. Bu proje Türkiye'de bir defa ilk. Neden ilk? Çünkü araştırdığımızda işte Yalova'da, İzmir Kınık'ta, Dikili'de belli yerlerde sadece süs bitkisi veya aromatik bitkili ayrı ayrı OSB kurulmuş. Ama bizim şehrimizde kurulacak bu OSB yaklaşık 1500 dönüm alanda, 780 dönüm alanı tamamen çiçek, 80-90 dönüm alanda o çiçeğe dayalı sanayi alanı olmak üzere. Bizim burada hem kesme çiçekçilik, hem dış mekan bitkisi, hem de aromatik bitkiler, yani katma değeri yüksek ürünler olacak. Aynı anda bölgemizde iklim koşullu olarak buna çok müsait, düzgün bir fizibilite raporu yaptırdık. Allah nasip ederse bu proje hayata geçtiğinde termeye, Samsun'a sağlayacağı katkı şu. Bir defa öncelikle bu proje hayata geçtiğinde minimumdan bahsediyorum, yaklaşık 1000 kişiye, kalifiye olmayan belki de 1000 kişiye istihdam sağlayacak. Ve en güzeli, bunların yaklaşık %70-%80'i hanımefendilerden oluşacak. Kadınlarımızdan oluşacak. Yine tabii kalifiye bir sürü insan çalışacak. Bu termeyi aynı zamanda cazibe merkezi haline getirecek. Çünkü düşünsenize, böyle 700 dönüm alanda içine girdiğiniz zaman tamamen çiçeğin, süsün, bitkinin olduğu bir yerde, o görsellik bir defa başlı başına şehrimize bir güzellik katacaktır. Ona inanıyorum. Hem yaklaşık 15 tane minimum yatırımcı bulma mecburiyeti vardı. Biz daha projeyi fizibilite raporu aşamasında, şu an bize müracaat eden yatırımcı sayısı 46. Şu da önemli bir avantaj. Aslında Samsun, biliyorsunuz, OSB yatırımla ilgili 3. bölge olarak addediliyor bakanlık tarafından. Ama bu süs bitkileri, sera OSB süs bitkilerinde Samsun 5. bölge olarak nitelendiriliyor bakanlık. Haliyle burada yatırım yapacak yatırımcılara 10 yıl boyunca sigorta prim desteği veriyor. Yine yatırım yapacak yatırımcılara kuracağı OSB içinde, sera içinde %55 TDK destek veriyor. Ayrıca yine vergi indirimleri falan yaklaşık %70-%75'leri bulan burada bir muafiyet var. Dolayısıyla yatırımcı için de çok cazip bir alan ve inanıyorum ki zaten burayı oluşturduğumuzda biz burada kesinlikle yatırımcı seçmek zorunda kalacağız. Yani bunun bizim hem ilçemize, hem şehrimize, hem bölgemize sadece minimumda baktığınız zaman basit olarak istihdama bir defa müthiş bir katkı sağlayacak. İşte yatırım yapmış olacağız, üretim olacak, sonrasında da tabii en önemlisi lokasyon olarak Ordu Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, işte deniz limanımız var. Lokasyon olarak da müthiş bir yer, içinde mezatını da oluşturacağız. Aynı Hollanda örneğinde olduğu gibi artık çiçeğini satan insanlar
çiçeğin değerini değil yani, alıcı belki de fiyat verecek, o şekilde alınacak. Böyle bir planlama yapıyoruz. İnşallah bunun katma değeri yüksek bu ürünlerin hem ilçemize hem de Samsun'umuza hem İslam olarak hem de yatırım olacak müthiş katkı sağlayacaktır.